Arkadaşlar merhaba. Herkese hayırlı işler. Kolay gelsin. İşlerinde başarılar dilerim. Herkese. Kasım 2022 tarihimiz. Buğday yeri hazırlıyoruz. Buğdayları birkaç güne kadar ekeceğiz kısmet olursa. Şimdi biz bugünlerde işte kötenle sürdük bu tarlaları önceden. Pullukla yani. Bir de üzerine patlatma vurduk. Çizel deniliyor bir yandan da. Traktörümüzün arkasında 3 metrelik Gaspardo yatay freze var. Rototiller yatay freze. Gaspardo'nun yapımı. Traktörümüz Massey Ferguson 5712 120 beygir gücünde. Önceden kötenle ve patlatmayla sürmüş olduğumuz tarlayı biraz tezekli. Tezeklerini ezmek için bu rotatörü vuruyoruz. Birkaç güne kadar kısmet olursa buğdayımızı ekeceğiz. Traktörümüzde GPS sistemi mevcut arkadaşlar. Görüldüğü üzere. Ve traktörümüz ata girdirdiğimizde kendisi gidiyor. Görüldüğü gibi. Yani bir santim bile boşluk bırakmadan. Santimini, metresini oraya yazıyoruz. Ve yazdıktan sonra santimi santimine çapraz bırakmıyor. Almış olduğumuz arada çaprazlık yok. Darlık yok, genişlik yok. Yani bu GPS sistemi traktörünüzde takılıysa eğer, hemen hemen yaptığımız her işlemde bu GPS sistemini kullanıyoruz. Yani patlatmada, böyle işte rototillerde, ekimde, yani gübre atmada, ilaç atmada, hepsinde bu sistem kullanılabilir arkadaşlar. Yani kullanmak da lazım. Eğer bu takılıysa üzerinde bundan faydalanmak lazım. Çünkü GPS sistemimiz yoksa ne oluyor? İleriden bir yerden bir ara alıyoruz. Bu almış olduğumuz ara da her halükarda o almış olduğumuz ara bize geniş, dar yer bırakıyor. Çapraz geliyor. Tam düzgün aralamıyoruz. Ve mesela 1 metre boşluk kalıyor. Mecbur o 1 metreye geri gitmek zorundayız. Yarım metreye geri gitmek zorundayız. Ona da mazot yakıyor. Mazot günümüzde çok pahalı. Yani her yapmış olduğumuz işlem çok pahalı, çok masraf. Mesela ilaç atıyorsun. Mesela buğdaya ilaç atılırken GPS'li sistemle atılırsa hiçbir boşluk bırakmadan, geniş, dar olmadan, ilacımız boşa gitmeden, gübre atıyorsan aynı şekilde. Zaten ekimde
Yani buğday da eksen, mısır da eksen, soya da eksen, pamuk da eksen. Bunların hepsine zaten genellikle biz GPS sistemi aşağı yukarı 8-10 seneden beri kullanıyoruz zaten. Bu traktörü de 1,5 ay civarında oldu biz alalı ve GPS sistemini de taktırdık. Hemen hemen her işte GPS'i kullanıyoruz. Kullanmak da icap ediyor zaten. Mazottan her halükarda tasarruf ediyoruz yani arkadaşlar. Ayarladım. Şöyle görüldüğü gibi bir boşluk var ve traktörümüz dosdoğru gidiyor. Durum böyle arkadaşlar. Bir de şöyle arka tarafına falan çekeyim. İçeriye toz gelmesin. Oturaktan kalkarken beraber kuyruk mili boşa çıktı arkadaşlar. Bıçakları görüyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz bıçaklar böyle bu şekilde döne döne. Şu görmüş olduğunuz tezekleri parçalıyor arkadaşlar. Evet. Görüldüğü üzere rototiller vurulmamış yer. Bir taş var. Bunu bir atalım. Rototiller vurulmamış yer. Tezeyi görüyorsunuz. Bu parçalanacak. O 5-6 parçaya bölünüyor. Ve rototiller vurulmuş yer arkadaşlar. Yani şu şekilde.
Evet, makinamızın markası Mask Hio diyor. Gaspardo Mask Hio'ymuş. Arkadaşlar. Yani Mask Hio yazıyor her tarafında. Bu Gaspardo'nun ürünü olması lazım. Evet, burada Gaspardo görüyorsunuz. Mask Hio diye, demek ki makinenin ismi Mask Hio. Videomuz da bayağı oldu. İnsanları fazla sıkmayalım. Arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese tekrardan hayırlı işler diliyorum. İşlerinde başarılar dilerim. Kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.